Resmi gazetede yayınlanan karara göre ikinci el araç alım satımları güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleşecek. İkinci el araç satışı yapacak otomobil sahipleri e-devleti kullanmak zorunda kalacak. Kurala uymayan ikinci el araç sahipleri otomobilini satamayacak. Hem alıcı hem satıcı teminat altına almış bir sistem. Bu sistem nakit yapılan ödemeler sırasındaki zorlukları, örneğin nakit para taşıma riskini, nakit parayı sayma zorluğunu ortadan kaldıracak, sahte para kullanılması ihtimalinin önüne geçecek. Vatandaş işte ilana koyduğu bir aracı tanıdığı vasıtasıyla bulduğu, bireysel vatandaş da araç almaya yani pazarlık ediyor, akabinde notere gidiyor. Noterde işte para bankadan geçtiydi, geçmediği de olayıyla burada işte bazı vatandaşlarımız mağdur oluyor. Araç satış işlemi gerçekleştiği anda sistem otomatik olarak parayı satıcının hesabına aktaracağı için satış bedelinin ödenmemesi riski ortadan kalkacak. Bu sayede birçok hukuki ihtilaf engelleneceği gibi sahtecilik ve dolandırıcılık gibi durumlara da imkan verilmeyecek. Hem satıcı açısından hem de alıcı açısından bir güven ortamı sağlayacak. Konya Otogalericiler Odası Başkanı Abdullah Hacı Badem bu sistemi kullanan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bireysel vatandaşlar için söylüyorum. Araç bedelinin tamamını güvenli ödeme sisteminden geçirsinler. Yani asla bir kısmını geçirip bir kısmını askıda bırakmasınlar. Çünkü bunu da kullanabilirler. Yetki belgesi olan galericileri kapsayan sistem artık bireysel vatandaşları da kapsayacak. Kurallara uyulmazsa Ticaret Bakanlığı denetimleriyle birlikte gerekli cezalar kesilecek.